Konuşuyor programından herkese merhabalar. Bugün Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne geldik. Güney Kariyer Fuarı varmış. Öğrencilerin, mezunların toplam 8 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen bir eğitim fuarı olacak burası. Ben de mezunlara, öğrencilere sorular yönelteceğim. Hangi meslekte ilerlemek istediklerini, kariyerlerinde nasıl bir zirvede olmak istediklerini onlardan öğreneceğim. Sokak Konuşuyor bugün sokakta değil ama yine de güzel bir şeyin peşinde. Bir an önce başlasın Sokak Konuşuyor. Siz tanıyabilir miyiz? Haydar Bal, Akdeniz Üniversitesi'nden geliyoruz. Siz görevli misiniz burada? Hayır, öyle. Peki ne okuyorsun Haydar? Turizm otel işletmeciliği. Gelecekteki kariyer planın ne peki? Ya orası birazcık karışık. Bayağı karışık birazcık. Neden karışık kafalar? Ya turizm otel okuyorum ama bir yandan da polis olma isteği var. Antalya turizm sektöründe evet, özellikle biraz çok şanslısın o zaman. Tabii ki. Babam da zaten turizmci. Evet. Ondan güzel. Peki böyle fuarların gerçekleşmesi senin için iyi oluyor mu? Kesinlikle iyi oluyor. Güzel bir imkan sağlıyor. En azından mesela en kolayından bu kadar oteli bir arada bulmak çok zor olur. Turizmci açısından. Birçok meslek dalı var sanırım burada. Merhaba, seni de tanıyalım. Resul Can ben. Resul, sen de burada Akdeniz Üniversitesi'nden geliyorsun. Evet. Başka hangi üniversiteler var, bir bilginiz var mı? Görmüştüm de hangisi vardı? Alanya'da bir üniversite var. Evet, onlar var. O kadar. 8 yani. Üniversite gelmiş sanırım. O kadar falan. Sence mi aynı bölümde okuyorsun? Aynı sınıfta okuyoruz. Evet. Turizm, otelcilik benim. Senin peki ileriye dönük hedefin nedir? Ya benim bu meslek üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. 4 sene lisede de aynı bölümü okudum ben. Üniversitede de aynı bölümü okuyup daha sonrasında hani aşağılardan yukarılara bir tırmanış düşünüyoruz. Peki işsiz kalma korkun var mı? Benim mi? Yok canım, ülkemizde işsiz kalma durumu bilmiyorum. Şahsen duymuyorum öyle bir şey, korku yok. Peki böyle fuarların olması hoşuna gidiyor mu? Yani doğal olarak gidiyor. Arkadaşımın da dediği gibi bir sürü oteli buluyoruz aynı anda. Hani normalde biz seçilen oluruz, burada seçici oluyoruz gibi bir durum var. Başvuru yaptığın yerler oldu mu peki? Olmadı, şöyle olmadı. Daha önceden görüştüğüm bir otel vardı burada. Hani o yüzden. Hani gerek duymadım. Bence bu fırsatı kaçırma. Böyle fırsat yılda bir defa elimize geçiyor. Doğru söylüyorsunuz. Haydar'cığım, kaçırdık mı fırsatı? Daha erken. Kolay gelsin. Yarın da devam ediyormuş. Bence başvurularını yap bir an önce. Teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ben İhsan Akpınar. Akdeniz Üniversitesi Banka ve Sigortacılık 2. sınıf öğrencisiyim. Evet. Buraya kariyer gününe geldi. Evet. Nasıl gidiyor? Çok kalabalık, çok. Akdeniz'e göre çok kalabalık ve gelişmiş bir durum şu an. Evet. Çok iş imkanı olma şansı da var. Başvurdun mu peki? Bulundum. Sigorta şirketi ve banka okuduğum için banka ve sigorta. Onlara başvurularımı yaptım. Çok güzel bir imkan değil mi bu fuar? Evet, gerçekten çok güzel bir imkan. Öğrencilere ve mezunlara yönelik olması. Hem daha etkili oluyor hem de mülakatla olunca iş yerlerine başvuru yapmadan önce kendimizi şey yapmış oluyoruz, test etmiş oluyoruz. Ne kadar şanslı olduğunu denemek için. Bence çok güzel bir uygulama. Peki kendi sektöründe mi ilerlemek istiyorsun İhsan? Evet, kendi sektörümde ilerlemek istiyorum. Umutlar tükendi mi yoksa ben kesinlikle iş bulurum diyor musun? Ya şu anki ekonomik kriz olduğu için banka bölümünde biraz ilerleme sıkıntısı olabilir ama sigorta bölümü olduğu için o da biraz daha ilerleme şansım olabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman zaten tüm ülkelerde ekonomik kriz olur ve geçer. Bundan sonrası önemli tabii ki. Ama senin umudunu kaybetmemen en güzeli. Ya tabii ki umudumuzu kaybetmiyoruz da ekonomik kriz bir gün geçecek tabii ki. Geçtikten sonra banka yönünde daha da ilerlemeye, yükselmeye çalışacağım. Başarılar diliyorum sana. Ben de çok teşekkür ederim. Merhabalar. Sizi tanıyalım mı? Efraim Meker. Efraim Bey'i de tam başvuru yaparken yakaladım. Nasıl, ilk başvurunuz mu? Bu ikinci oluyor ya. Peki nasıl buldunuz bu fuarı? Bu fuarı iyi bulduk. Antalya'da yakın bize. Keperiz oturur bizde. Yakın olduğu için iyi oldu bizim için. Çok güzel bir imkan değil mi? Çok güzel bir imkan. Hem fuarı geziyoruz hem de iş başvuru yapıyoruz işte, başvuruyoruz. Bol şans diliyorum o zaman, daha fazla rahatsız etmeyeyim ben sizi. Ne demek efendim?
günler. Teşekkürler. Birçok dalda meslek için başvurabileceğiniz MSKM fuarında gezimize devam ediyoruz. Merhabalar demek istiyorum. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adem Çamurdan ismim. Antalya Havalimanı'nda İşturvia şirketinde insan kaynakları ve eğitim uzmanı olarak görev yapıyorum. Burada da şu anda herhalde iş başvuruları doldurtuyorsunuz. Evet, gerçekten güzel platform oldu burası. İşveren ile aynı şekilde işlerimizi, iş arayan arkadaşlarımızla bir arada bulunma fırsatımız, beraber birebir görüşme fırsatımız ve başvurularını alma şansımız oldu. Güzel bir gün geçti açıkçası. Çok başvuru var mı peki? Evet, fazlasıyla başvuru var. Gençlerin çok talebi oluyor tabii. Genç arkadaşlarımızın fazlasıyla talebi var. Malum işsizlik şu an ağır olarak sürüyor ama biz elimizden geldiğince işveren temsilcileri, yine aynı şekilde IC Hotels olarak bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Peki size geldik. Bize hangi formları doldurtacaksınız? Hem IC Hotels olarak buradayız. IC Green Palace Hotel, IC Airport ve IC Santay Hotel olarak buradayız. Aynı zamanda bizler yine gördüğünüz üzere İşturvia olarak Antalya'da havalimanındaki yiyecek içecek ünitelerini işletmekteyiz. Ünitelerimizde satış elemanı, kasiyer, aşçı yardımcısı ve temizlik personelleri aramaktayız. Otellerimizde de idare ve operasyon departmanında değerlendirmek üzere genç, dinamik takım arkadaşlar aramaktayız yine. Peki şartlarınız ne? İlgili bölümün mezununu mu alıyorsunuz işe? Öncelikle takdir edersiniz ki hani ne kadar ilgili mezun olsak da, ne kadar iyi o işe dair isteğimiz olsa da kabiliyetimizin ve yeteneğimizin olması gerekiyor. Olmazsa olmazlarımızdan. Biz o isteği zaten eğer adayın bir amacı var ise işte mesleki eğitimlerimizi de destekliyoruz. Oryantasyon eğitimlerimizi de destekliyoruz. Ve adayı hem iş sahibi yapıyoruz ve hem bundan da biz de yararlanıyoruz. Bunları ek olarak evet ilgili bölümlerinden otel işletmesi olarak otel işletmeciliği mezunu olması, yine mutfak departmanı üzerine bir eğitimi olması, deneyimi olması bizim için önemli. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Toplumun belki de Türkiye'nin kanayan yarası bu. Turizm sektörü, başvuru yapacağız. Dil ne kadar önemli? Dil önemli. Arkadaşlar dil eğitimine gidin. Yani elimizdeki kullanmış olduğumuz internet explorer'lar sadece bir surf olarak görünmemeli. O internet uygulamalarının en azından elimizde yabancı dilimizi geliştirmek adına kullanılmalı. Gerektiği yerlerde yapmış olduğumuz yabancı işte İngilizce uygulamaların ne anlama geldiğini araştırsınlar, geliştirsinler ve öğrensinler. Artık tek dil bile yeterli değil, değil mi? Tek dil bile özülerek yeterli değil. İşte yani nedenlere sığınmayalım. Evet, İngilizce eğitimi, İngilizce kursu veyahut da yurt dışına eğitim, böyle bir şey asla yok. İngilizce dil kartları edinsinler. Yabancı dil kartları edinsinler ve sürekli kendini geliştirsinler. Hani derler ya işte bir dil bir insan. Fark eden hiçbir şey yok. Bir dilleri en azından bilmeleri gereken replikler öğrenmeleri bizim için fazlasıyla önemli. Sizi de çok sorularımla terli ettim. Evet. Dil bilmek öncelikle kesinlikle veriyor değil mi iş imkanında? Kesinlikle. Dil öğreniyoruz o zaman, evet, gençler. Dil öğreniyoruz. Teşekkürler, kolay gelsin diliyorum. Ayağınıza, yüreğinize, dilinize sağlık. Fuara 15 binden fazla öğrencinin katılımı bekleniyor. Hemen bir standa daha geldim. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Adım Mehdi Ümit. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Yönetim İletişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisiyim. GDC Antalya topluluğu adına buradayız. GDC Antalya ve VTM Antalya adına buradayız. Topluluğumuz aylık ve yıllık etkinlikler düzenlemekte. İki tane yıllık büyük etkinliğimiz oluyor. Birincisi DevFest, ikincisi VTM Antalya, IVD adıyla International Women Day kapsamında gerçekleştiriliyor bu. Ne oluyor bu tam olarak? Uluslararası Kadınlar Günü, teknoloji sektöründe kadınların da var olduğunu göstermek adına, farkındalık yaratmak adına böyle bir etkinliğimiz var. Sadece bir sosyal sorumluluk aslında. Evet, sosyal sorumluluk açısından çok da anlamlı bir etkinlik. Konuşmacılarımızı genelde kadınlardan seçmeye çalışıyoruz. Herkes katılabiliyor etkinliğimize ki herkes görebilsin diye böyle bir farkındalığı. Öyle aylık ve yıllık etkinliklerimiz var. Ondan sonra her ay düzenli etkinliklerimiz oluyor. Teknoloji adına, kariyer adına etkinlikler düzenliyoruz. Böyle bir topluluğuz. Bugün de buradayız. İnsanlara kendimizi anlatıyoruz. Çok güzel. İş başvurusunda bulundunuz mu peki? Ben bir yere başvurdum. Netaş'a başvurdum yan tarafta. Başka bir yere de yarın gezerim.
Güzel bir etkinlik değil mi? Evet, güzel bir etkinlik. Öğrenciler adına fırsat yaratma, fırsat kovalama, şirketler arasında, şirketler içinde var olan, istediği, aranan elemanı bulma açısından çok güzel bir etkinlik. Çevre illerden bir sürü öğrenci geliyor, işverenler geliyor. Gayet güzel yani. Evet. Peki yoğun ilgi var mıydı standınıza? Standımızda öğrenciler tarafından iyi, yoğun ilgi vardı. Bazı insanlar bu kadınları daha var olduğunu gösterdiğimiz için onlar da destek olmak istedi. Güzeldi yani, bugün destek de vardı. Çok güzeldi bugün. Kolay gelsin o zaman. Hemen şurada doldurulmuş bir CV dosyası görüyorum. Çok yoğun talep var mı? Evet, yoğun geçiyor. Beklediğimiz anda yoğun geçiyor. Antalya'nın yoğun geçeceğini düşünmüştük biz zaten. Buradaki katılımcı kitlesi gerçekten yoğun. Düşündüğümüz gibi oldu. Biraz da üstünde oldu. Güzel geçti, verimli geçti bizim için bugün. Güzel bir imkan değil mi bu? Bence öğrenciler için hem de yeni mezunlar için böyle bir etkinliğin olması gerçekten çok güzel. Çünkü sadece Antalya'da olan firmalar değil, birçok bölgeden firma geliyor buraya İstanbul ağırlıklı anne. Yeni avantajlar, yeni fırsatlar kazanmak için çok güzel bir olanak oluşturulmuş. Siz nereden geldiniz? İstanbul'dan geldik. Netaş, evet, Netaş adına geldik. Netaş adına buradayız. Yoruldunuz mu? Çok başvuru oluştu mu? Şimdi yorgunluk var tabii ki ama biz tatlı bir yorgunluk diyoruz buna. Çünkü düşündüğümüz an verimli, çok daha güzel CV'ler aldık. Biz bir teknoloji firmasıyız. Mühendis ağırlıklı, Ar-Ge mühendisi ağırlıklı çalışıyoruz. 800-900 civarında bir mühendis sayımız var. Burada da çok fazla mühendis var, o bölümlerde okuyan, mezun olan insan sayısı çok fazla. Onlarla konuşmak, onlarla birebir iletişimde olmak, onları kazanmak, keşfetmek çok güzel burada. Ne kadar güzel, çok güzel bir imkan aslında bunun böyle bize verilmesi değil mi? Güzel bir imkan, hem de onları keşfetmek için bizim için güzel bir imkan. İşveren için de aslında böyle tanımak. Tabii ki, bizim için de çok güzel. Çünkü artık belli bir deneyimi kazanmış insanları keşfetmek kolay. Önemli olan üniversitede okurken o genç yeteneği keşfedip daha kimse keşfetmemişken kendi bünyenize katmak. Aa, çok güzel konuştunuz. Bence de öyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Evet, öğrenciyiz herhalde. Evet, yanınıza geldim. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Tatoğlu. İktisat öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi'nde. 3. sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet de yaklaşmış Mustafa. Aynen öyle oldu. Bir kaygı var mı? Biraz var. İşle alakalı. İş başvurusu yaptın mı peki? Çok güzel bir ortam burası. Yaptım, evet. Bazı şeylerle görüştük. Bazı firmalarla falan görüştük. İş olan öğretmenle alakalı. Gelecekteki hedefin nedir? Gelecekte iyi, güvenli, güzel bir iş bulmak. Yani kendimi rahat edebileceği güzel bir iş bulmak. Şu an hedefim o yani. İnanıyor musun kendine peki? Kendime güvendikten sonra Allah'ın izniyle inanıyorum yani. Aynen. Kendine güvenin asla bitmemeli bence bir şeyleri başarmak için. Ben sonra olacağına inanıyorum yani. Burada nerelere başvurdun? Kendi alanında mı çalışmak istiyorsun? Kendi alanında çalışmak istiyorum. Şu an iş alanını onun için araştırdım yani. Bazı bankalara falan başvurdum yani. Öyle yani. Seni de tanıyalım. Merhaba. Merhaba. İsmim Mehmet. Soyadım Sert. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Türkçe öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim ben de. İşte arkadaşımla geldik buraya. Aslında benim bölümümden biraz uzak burası. İşte ama beni ilgilendiren yerlerle ben de konuştum hani firmalarla, Türk Dil Kurumu'yla konuştum özellikle. İşte yabancı dil ağırlıklı yerlerle konuştum, hani biraz dilim var. Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapabilme ihtimali olan bir kurum vardı. Hani bunu yüksek öğretim sağlıyor galiba bize. Orayla da konuştum bir süre, hani biraz. Dil eğitimi çok önemli değil mi Mustafa? Mustafa mıydı? Mehmet. Dil eğitimi çok önemli. Çünkü soruyorum, öncelikli olarak dilinizin olması deniyor. Hatta tek dil değil, artık ikinci, üçüncü dil. Hani herkesin tarafından bilinen bir dil. Hani kimi çevirseniz yoldan biliyor. Herkes bir ikinci dil istiyor. Hani burada da şey vardı, hani British Town falan var. Onlarla da konuştuk. Ama onlar biraz yüksek fiyat çekince vazgeçtik. Peki sen nerede dilini geliştirdin? Böyle izleyicilerimize bir şey verebilir misin? Ben lisede hazırlık okudum bir sene. Lisem 5 seneydi benim. O şekilde. Bir de yurtta benim arkadaşlarım var. Hani yurt dışından gelen, Afrika'dan gelen arkadaşlarım var. Onlarla... Güzel bir imkan. Evet. Ben onlara yardım ediyorum Türkçe konusunda. Onlar da bana İngilizce konusunda yardımcı oluyor. O şekilde geliştirdim ben.
Çok güzel. Sana da başarılar diliyorum. Umarım istediğin kariyere sahip olabilirsin. Nasılsınız? Teşekkürler. Hemen çat kapı geldim ama. Estağfurullah, sıkıntı yok. Ne yapıyorsunuz burada? İş mi arıyorsunuz yoksa? Aslında biz sadece ortamı sormak istedik, böyle havasını. Kaçıncı sınıfız ya da? Sınıf olduğumuz için iş bulma imkanımız zor. Ama yine de bilgi sahibi olduk. Zor demeyin bence. Şimdiden başlayın aramaya. Şimdi kabul etmediler bizi. O yüzden maalesef. Staj olarak başvursaydınız? Bizim okulumuzda zorunlu staj olmadığı için gönüllü stajı da kabul etmediler. Aslında varmış ama sabah kotası doldu. Biz de biraz geç kaldığımız için maalesef. İki gün devam edecekmiş diye duydum bu fuar. Hangi bölümde okuyorsun? Hemşirelik birinci sınıf. Hemşirelik güzel bir meslek aslında. Belki diğerlerine göre iş imkanı da daha kolay bulabileceğin bir bölümde okuyorsun. Bilerek mi tercih ettin bu bölümü? Aslında hemşirelik hiç yoktu kafamda ama. Puanın boşa gitmesin diye mi diyeceksin yoksa? İş imkanı çok fazla olduğu için. Bunu da düşünmemiz lazım değil mi? Sevdiğimiz mesleği her zaman yapabilme imkanına sahip değiliz maalesef ki. Aynen öyle. Başarılar dilerim sana. Teşekkür ederim. Umarım istediğin kariyere sahip olabilme imkanın olur. Merhabalar. Fuarda etkinlik de var gördüğüm kadarıyla. Etkinlik de var. Katılımcıyız da aynı zamanda. Vurdunuz mu? 12'den mi derler? Vuramadık ama 8'den vurduk. Atar mısınız? Daha öncesinde de biliyor musunuz? Yoksa şans eseri mi 8'den vurdunuz? Şans eseri oldu biraz. Siz ne yapıyorsunuz bu fuarda? Biz bu fuarda katılımcıyız. Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olarak standımız burada. İlimizdeki ve bölge müdürlüğümüzdeki korunan alanlarımızı, biyoçeşitliğimizi öğrencilerimize anlatıyoruz. Bizimle beraber işbirliği halinde çalışabilecek meslektaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Stajyer arıyorsunuz, iş başvuruları alıyorsunuz değil mi? Tabii, bilgilendiriyoruz. Hangi meslekler bizimle ilgili çalışabileceği ile ilgili bilgi veriyoruz. Çünkü biz kurum olarak birçok meslekle birlikte çalışıyoruz. Farklı disiplinler bünyemizde barındırıyoruz. Bazıları ilk defa duymuş oluyor kurumumuzu. O manada da iyi oluyor bizim için. Katılım nasıl peki sizce? Katılım ciddi bir katılım var. 3 ilin üniversitelerinin katılımından dolayı çok yoğun. Genelde mezun öğrenciler mi yoksa okuyor durumda olan öğrenciler mi başvuru yapıyor? Okuyanlar var. Kaygı görüyor musunuz peki? Tabii ki, kesinlikle. Yani hepimizin yaşadığı zamanda kaygıları, benzer kaygılar onlar da. Peki sizin şirketinizle çalışmak için ne gibi bir statüye sahip olabiliriz? Biz kamu kurumu olduğumuz için devlet memuru olabilmek için gerekli olan şartları sağlamaları gerekiyor. Onun haricinde de zaten kamu personel sınavına girmeleri gerekiyor. O şartları sağlamaları ve sıralamaya girmeleri yeterli. Böyle bir imkanı sağladığınız için, vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gel gel, kaçma. Ne konuşacağız bilmiyorum ki. Ben soracağım, sen ne konuşacaksın? Seni bir tanıyabilir miyiz önce? Ben Batuhan Uçar, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümde okuyorsun Batuhan? Turizm işletme. İkinci karşılaştığım turizm işletme bölümünde. Bayağı kalabalık geldik biz de. İş imkanı çok mu? Valla bakalım, formları doldurduk da bekliyoruz. Kaçıncı şimdi. Kaçıncı sınıfsın? Ben daha ilk sınıfım, birinci sınıfım. Çok güzel, çok bilinçlisin hemen birinci sınıftan gelip katılmak, yani böyle bir fuara değil mi? Hayat mücadelesine erken atılalım dedik. Öyle olmak zorunda. Nerede yaşarsak yaşayalım. Peki, ileride kendi mesleğini mi gerçekleştirmek istersin? Ya ben aslında baba mesleği bizde polis memurluğu, da polis olmak istiyorum. Bakalım sınavlarına gireceğim, olursa polislik istiyorum. Ben Soner. Merhaba. Soner, sen de mi turizm, otel işletme? Ben turizm okumuyorum. Ben yönetim bilişim sistemleri okuyorum ve Türkiye'de cidden iş bulmak çok sıkıntı. Bize anlatır mısın bölümünü? Bence ilk defa duydum. İşletme ile yazılım mühendisliğini aynı anda görüyorsunuz. Bir mühendissin diyebilir miyiz sana? Sayılmaz. Daha çok mühendislerin yanında çalışan olarak diyebiliriz. Biraz İşletme altyapısıyla yazılım altyapısını görüyoruz. Bayağı bir temel düzeyde. İkisini harmanlamış bir şekilde verilen bir eğitim. Evet, doğrudur. Ve staj imkanı olsun, iş imkanı olsun hiçbir yerde bulamıyoruz. Türkiye çok değişti. Nerelerde çalışabilirsin peki? Ya bunun için teknolojinin olduğu her alanda çalışabiliriz. Programın, uygulamaların olduğu her alanda çalışabiliriz. Ama maalesef olmuyor. Peki bölümünden hangi üniversitelerde var başka? Bilinçli bir tercih miydi seninkisi? Benimki bilinçli bir tercihti ama tek tercihimdi, tercih listemdeki. Çok idealist bir düşünce. Tek tercihim tuttu. Bölümümden gayet mutluyum ama iş bulmaktan çok üzüntü duyuyorum. Kaçıncı sınıfsın peki? İlk sınıf tabii. İlk sınıfsın. Şimdiden kaygı yaşama bence. Bu kadar idealistsen kesinlikle karşına bir iş kapısı çıkacaktır. Umarım çıkar. Teşekkür ederim. Sizin göreviniz nedir burada?
Bizim görevimiz Akdeniz Kariyer Merkezi olarak 16'sında bulunan gönüllü arkadaşlarla beraber Burcu hocamıza, Zana'ya ve üniversitemize destek olmak. Burada organizasyon şirketiyle birlikte gönüllü arkadaşlarımızla 2 gün boyunca bu fuarı yürütmek. Peki Burcu, Akdeniz Üniversitesi dışında 8 üniversite daha varmış. Daha doğrusu 7 üniversite daha varmış. Hangi üniversiteler olduğunu biliyor musunuz? Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, AKEF, Alanya Keykubat, HEF ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak 7 paydaş üniversitemizle birlikte bu etkinliği organize ediyoruz. Bu çok güzel bir imkan değil mi? Tabii ki de hem öğrenciler için hem akademisyenler için de biz öğrenciler için iş ve staj imkanı olarak çok büyük bir fırsat. Daha önce Akdeniz bölgesinde böyle bir fuar veya etkinlik düzenlenmedi. Bu ilki oluyor Akdeniz Kariyer Merkezi olarak. Bunu yapmaktan gurur duyuyoruz. Güzel bir imkan değil mi buranın olması? Güzel bir imkan tabii ki. Yani daha önceleri Antalya'da bu tarz organizasyonlar olmuyordu galiba. Hatırlamıyorum bu kadar büyük bir organizasyon olduğunu. Genelde Ankara'ya, İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorduk. Ama bu şekilde büyük bir fuarın Antalya'da olması, yani sadece turizmle, tarımla tanıtılan bir şehir haline gelmemesi gerekiyor Antalya'nın. Ben buranın yerlisiyim zaten. Yani bir sanayi, teknoloji kenti de olabilir Antalya. Bu açıdan çok önemli bence. Kaç yere başvuru yaptın peki? Vallahi bu üçüncü sanırım. Umarım şansın açık olur, istediğin kariyer hedefini yakalamış olursun. Teşekkür ederim. Sen de mi başvuru yapıyorsun bu yaşta? Hayır. Seni tanıyalım mı? Evet. Adın nedir? Zeynep. Zeynep. Zeynep, kaçıncı sınıfta okuyorsun? 3. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bilim insanı. Bilim insanı. Ne kadar güzel, çok yaratıcı bir meslek bence. Hiç böyle düşünmemiştim. Peki bize biraz anlatır mısın? Uzaya çıkar. Başka? Yeni bilgiler üretir ve insanlığa hediye eder, değil mi? Evet. Evet. Burada ne yapıyorsun peki şu anda? Babam da geldi, annem de geldi. Geziyorsunuz beraber. İyi gezmeler dilerim. Umarım bir bilim kadını olursun sen de. Evet efendim, bir Sokak Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Çok güzel bir yerdeydim. MSKM'deydim. Mimar Sinan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeydim. Öğrenci arkadaşlarımızla konuştum. Başvurularını yaptılar. Umarım istedikleri kariyer planına bir an önce ulaşırlar. Bizi izlemeye devam edin. Bir Sokak Konuşuyor programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.